Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Selçuklular ve Oğuz Yabguları konusunu ele almış ve bu konuyla ilgili elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah bu videomuzda ele alacağımız konu Selçukluların Maverahünnehir'deki hayatları konusu olacaktır. Kıymetli dostlarım, Selçuklular Maverahünnehir'deki hayatları konusuna bakacak olursak şu şekilde bir özet yapmamız gerekecektir. O zaman hazırsanız gelin şimdi bu haftaki konumuz olan Selçukluların Maverahünnehir'deki hayatları konusuna geçelim. Cent'ten Maverahünnehir'e göç eden Selçuklular kışın Nurbuhara'da, yazın da Semerkant yakınlarında 30 yıldan fazla yaşadılar. Selçuk'un ve Mikail'in ölümlerinden sonra başboğuları büyük evlat olarak Arslan, yani İsrail idi. Bu İsrail yani. Bakın Mikail, İsrail. Bunlar hep Selçukluların kurucu ataları. Musa İnanç, Yusuf İnal. Zaten dörtlüler bunlar. Arslan İsrail Yabgu'ydu. Bu mevkii dolayısıyla Yabgu unvanını almış ve Arslan Yabgu olmuş idi. Ondan sonra yaşça büyük olduğu için reislik Musa İnanç Bey'e intikal edince o da bu unvanı uzun müddet taşıdı. Krallıklar Selçukluları bölmek maksadıyla Selçuk'un diğer oğlu Yusuf İnal'ı Yabgu yapmak teşebbüsüne giriştilerse de bunda muvaffak olamadıklarından o bu unvana sahip olamamıştır. Bu unvan çok defa büyük sıfatı ile birlikte Ulu Yabgu, yani Arap Farsça kelimesiyle ya da orijinal kelimesiyle Yabgu-i Kalan şeklinde kullanılıyordu. Selçuklular istiklal kazandıktan sonra bu unvanı kullanırken yine buna ulu sıfatını ekliyorlardı. Bazı ilim adamları hala Yabgu unvanını müstensihlerin yanlış imlaları ile nakledip mahiyetini anlayamamışlardır. Selçuk'un oğullarının sayısı ve adları hakkında kaynaklardaki karışıklık tetkiklere de intikal etmiş ve bugüne kadar halledilememiştir. Mikail, İsrail ve Musa üzerinde bir ihtilaf yoktur. Dördüncüsü ise bazen Yusuf, bazen de Yunus gösterilmiştir. Fakat hakikatte bunlar da ayrı şahıslar olup hepsi 5 kardeştir. Yani sayacak olursak Mikail, İsrail, Musa, Yusuf ve Yunus Selçuk'un oğullarıdır. Tuğrul ve Çarbeylerin anadan kardeşi olan İbrahim, Mikail'in ölümünden sonra anneleriyle evlenen Yusuf'un oğludur. İsrail'in Türkçe adı Arslan, Yusuf'un da İnal'dır. Yusuf çok defa yanlışlıkla Musa'nın oğlu gösterilmiş ve İnal ismini de oğlu İbrahim ile birleşmiştir. Halbuki Musa'nın oğlu Hasan ve Böri'dir. Selçuk'un Yusuf'tan sonra 5. oğlu Yunus olup Alp Arslan'a isyan edip Bizans'a kaçan Erbasgan'ın babasıdır. Selçuk'un ayrı bir oğlu gözüken İnanç Bey de hakikatte Musa olup bu onun Türkçe adından başka bir şey değildir. Alp Arslan zamanında Selçukluların en yaşlısı olarak Melikname'ye bilgi veren İnanç Bey de budur. Böylece kaynak ve tetkiklerde
karanlık kalan Selçuk'un oğullarını ve onlardan Arslan, İnanç ve Yinan olmak üzere üçünün de Türkçe adlarını sanıldığı gibi ünvanı değil. Bakın bunlar adları. Arslan isim, İnal isim, İnanç isim. Bunlar o insanların isimleri. Meydana koymuş oluyoruz. Arslan Yagbu bu mevkii ve sıfatla göçebe Selçukluların siyasi reisi olmakla beraber bu kabile teşekkülü ona zayıf bir feodal bağla bağlı idi. Selçuk'un diğer oğulları da kendi oy ve mensupları ile pek müstakil bir durumda olup ancak mühim hallerde sıkı bir birlik gösteriyorlardı. Bu sebeple bu topluluk başlangıçtan beri Selçuklular yani Tuğrul ve Çağrı Bey grubu, Yabgulular yani Arslan Yabgu mensupları ve İnanlılar Yusuf İnal'ın oğulları gibi zümrelere ayrılıyorlardı. Selçuk oğulları arasında Arslan Yagbu'nun Gazi lakabını taşıdığına dair bir kayıt eski bir kaynaktan geliyorsa onun daha centten iken babasıyla yaptığı gazalar ile ilgili bulunmak icap eder. Karahanlılara karşı yardımları sayesinde Selçuk oğulları Nur Buhara'da yeni bir yurda kavuştular. Fakat daha sonra Karahanlı Harun Burahan 992 yılında Buhara'ya girdi ve dönüş yolunda öldü. Samanilerle çekişilen bu bölgelerdeki mücadele nihayet İlik Nasır Han Buhara'yı 999 yılında fethedince sona erdi. Samani devleti de artık tarihe intikal etti. Bununla beraber Selçuklular yine Karahanlılar ile düşmanca vaziyetlerinde bir değişikliğe sahip olmadılar. Gerçekten Özkent'te Han'ın hapishanesinden kaçan Nuh'un oğlu İsmail Muntasır, eski kumandanı Arslan Yalu ile birleşerek Buhara'yı kurtardıktan ve Çağrı Digini ortada attıktan sonra Semerkant civarında bulunan Zarvasan Köprüsü zaferini de kazanmış. Lakin biraz sonra İlik Nasır Han'a yenilerek Buhara'yı terk etmiştir. Bu mağlubiyet üzerine Muntasır birçok maceralardan sonra 1002'de eski devlet müttefikleri Oğuzlara giderek yardımlarına başvurdu. Öteden beri Samanilere hizmet ve temayülleri olan bu Oğuzlar bu gelişten çok memnun ve mağrur olarak ona yardım ettiler. Ve Ağustos 1003 tarihinde yine Semerkant yakınlarında İlik Han'ın ordusunu bozguna uğrattılar. 18 Karahanlı beyini esir alarak Muntasır ile birlikte yurtlarına döndüler. Lakin bu sırada Yagbu oğullarının bir hareketi dolayısıyla Selçuklular Han'a yaklaşmak mecburiyetiyle esirleri iade eylediler. Ve hatta cephe değiştirerek Muntasır'ı da takibe koyulup Amule kadar ilerlediler. Bu perişan durumda Muntasır Oğuzlardan bir kısmının yardımı ile Haziran 1004'te Semerkant havalisinde Bürmemed köyünde Karahanlılara bir baskın daha yaptı. Memleketine dönüp asker toplayan Han tekrar Muntasır ile karşılaşınca Oğuzlar ganimetin taksimiyle uğraştığı bir sırada Samani emiri tarafından bulunan tek oğlu Hasan Karahanlılara iltihak ettikten sonra Muntasır son bozguna uğrayarak tarihe karıştı. Kaynaklar Samani emiri ile Oğuzlar arasındaki bu münasebetlerden bahsederken bunların Selçuklular olduğunu belirtmezler. Hatta İbnül Esir Selçukluların başlangıçlarını yazarken Utbi'ye dayanmakta ve bu belirsizliği hissettirmektedir. Bununla beraber İlik Han'ın
Tekrar Buhara'yı işgal münasebetiyle Selçuk'un oğlu Arslan'ın mevkii yükseldi kaydıyla bu oğulların Selçuklar olduğunu meydana koyar. Mirvan'da Muntasır'ın bizzat Selçuklara sığındığını ve bu sayede Karahanlılara zafer kazandığını tarihe kaydeder. Lakin bunu Arslan yerine Selçuk'a atfetmekle tekrar bir tereddüt uyandırır. Bu tereddüdün bir sebebi bu sırada Selçuklulardan başka Oğuzların da İslam ülkelerine yayılmaya ve Müslüman olmaya başlamalarıdır. Felhakika çok eski zamanlarda Kalaçlarla birlikte bir kısım Oğuzlar bilinmeyen sebepler ile Huttalan havalisine gelip Samanilerin Horasan valisi Alptekin zamanında Nuh bin Nasr'a vergi ödüyorlardı. Hasrılar düzeltiyorum. Halaçlar ile birlikte Gazneli Mahmud tarafında bulunan bu Oğuz Türkmenleri Karahanlı ilk Nasır Han'ın kardeşi Subası Tekin'i Belh'ten Merve doğru çekilirken 1006'da müthiş bir bozguna uğrattılar. Sultan Mehmed ile birlikte 1007 ve 1008 yıllarında da Karahanlılara karşı Belh civarında yine zafer kazandılar. Bunların başında Tak oğlu Al-Muhas galiba Muntasır'ın mahiyetindeki Tak oğlu Hasan olması gereken bir kişidir bu. Bulunuyordu. Bununla beraber Selçukluların Cent'den Buhara civarına geldiklerine dair kaynakların birleşmesi, Samaniler ile eski dostluk ve ittifakları ve bu sebeple de bu Oğuzların Samanilerle meyilleri bunların Selçuklar olduğuna şüphe bırakmıyorsa az önce belirttiğimiz üzere ikinci yardımın yengi kent Oğuzları olduğu da anlaşılmıştır. Samaniler oradan ortadan kalktıktan sonra Selçuklular Karahanlılar karşısında yalnız kaldılar. Bununla beraber Türkistan hanları arasındaki mücadeleler Selçukluların bu eski düşmanlarına karşı mevcudiyetlerini muhafazaya yardımcı oldu. Muntasır'ın son teşebbüsünde 1033'te herhalde Oğuz yapgusunun bir hareketiyle Selçuklular Karahanlılara yaklaşınca Samani emiri de onların düşmanı Yabgu ile münasebete girişti. Lakin İlik Han Nasır Han'ın ile bu dostluk uzun sürmemiş ve münasebetleri gah ittifak gah düşmanlık yani yarı ittifak yarı düşmanlık halinde devam etmiştir. Selçukluların kuvvetlerinden çekinen ve onlara bir türlü inanmayan İlik Han hücuma geçince Tuğrul ve Çağrı Beyler kaçıp çöllere çekildiler. Ve Buğra Han'ın topraklarına sığınmaya ve ona hizmet teklifinde bulunmaya karar verdiler. Bununla beraber Tuğrul ve Çağrı Beyler eski hasımları ve istiklalci temayülleri dolayısıyla ona da güvenmeyerek kardeşlerinden biri Han'ın hizmetine giderken öteki cemaatin başında kalmayı ihtiyata uygun buldular. Tuğrul Bey'in hizmet esnasında Han tarafından hapsedilmesi bu ihtimassızlık ve tedbirde isabetli olduklarını meydana koydu. Serbest kalan Çağrı Bey Selçukluları koruduktan başka bir başkın ile Han'ın bir kısım beylerini de esir aldı. Bunun üzerine Han bunları kurtarmak için Tuğrul Bey'i serbest bıraktı. İlik Nasır Han'ın 1012'de ölümü üzerine
Arslan Han'ın hapsinde bulunan Karahanlılardan Ali Tekin kurtularak döndü. Arslan Yagbu ile ittifak yaparak Buhara'yı aldı ve bu bölgede müstakil bir Karahanlı beyliği kurdu. Bu hadisedeki rolü dolayısıyla Arslan Yagbu'nun da nüfuz ve kudreti arttı. Arslan'ın kızı ile evlenerek kudret kazanan Ali Tekin artık Türkistan hanları arasında müsavvayilik ve hatta üstünlük davasına girişti. Böylece ikisi birlikte ehemmiyet kazandı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, videomuzun bu bölümünde yaklaşık 16 dakika boyunca sizlerle birlikte Selçuklular ve Selçukluların Maverahün Nehir'deki hayatları hakkında bilgi sahibi olduk. Şimdi ben yine adet edindiğimiz üzere bu konuda bir ses kaydını sizlere dinletmek istiyorum. O zaman hazırsanız gelin bu ses kaydımızı dinlemeye başlıyorum. Evet, kıymetli dostlarım, ben şimdi videomuzu açıp sizlere videomuzu yalnız bırakıyorum. Videomuzun bu videoyu yayınlayan kanal Öttüken Ormanı'nın filizleri kanalı. Bu videonun yayın tarihi Şubat 2021. Videonun süresi 21-22 dakika. Videonun ismi Büyük Selçuklu'nun ilk uyanışı. Selçuklu tarihi basılıyor. 400 yıl imparatorluktan biri kabul edilen milli tarihimizin kahraman devleti Selçukluların tarihi. Selçukluların tarih sahnesine çıkışları. Selçuklular, Türklerin hem dini hem de askeri olarak oldukça hareketli bir döneminde siyasi teşekkül kurmaya kalktılar. Selçuk Bey'in babası olan Dukak, Oğuz Yabgu Devleti'nde önemli bir askeri mevkiye sahipti. Batıda Hazarlar son dönemlerini yaşarken, kuzeyde Kıpçaklar ve Bulgarlar, Maverahünnehir ve Türkistan'da Karahanlılar, Afganistan ve Pakistan civarında Gazneliler gibi Türk devletleri oldukça güçlüydü. Bunlardan başka Maverahünnehir'in bir kısmında ve Horasan'da Samanoğulları egemendi. Abbasi halifeliği artık ismen mevcut olup Şii Büveyhi devletinin elindeydi. Seyhun Nehri, Aral ve Hazar kıyılarına yerleşen yarı göçebe Oğuzların yapgusu baş şehir Yengikent'te oturuyordu. 24 Oğuz boyundan Kınık boyuna mensup olan Dukak'ın lakabı Demir Yaylı'ydı. Bu lakap onun boy beyliğini elinde tutan bir aileden geldiğini gösteriyordu. Dukak'ın ölümünden sonra 18 yaşlarında olan Selçuk, Yapgu tarafından babasının görevini Sübaşılığa getirildi. Dukak ile Yapgu arasındaki sorunlar Selçuk döneminde de devam etti. Selçuk, Yapgu ile yaşadığı sorunlar, devlet içi çekişmeler, otlakların darlığı ve Kıpçakların saldırılarından sonra mahiyetindekilerle birlikte Yengikent bölgesinden ayrıldı. On binlerce aile, Müslüman Türklerin yoğun yaşadığı Seyhun Nehri'nin sol kıyısında bulunan Cent Havalisi'ne geldiler. Selçuk, muhtemelen Uzlar, Peçenekler ve Kumanlar gibi daha batıya gitmeyi düşünse de Hazar devleti ciddi bir engel oluşturduğundan dolayı güneye gitmeyi tercih etmiş olmalıdır. Oğuzlar, Harezm ve İtil'e komşu olmaları, Hazar ve Bulgarlara giden kervanlar üzerinde bulunmalarıyla Müslümanlar ile iletişime girmişlerdi. Selçuk Bey burada yanındakiler ile birlikte Türk inanışına yatkınlığı ve siyasi geleceğinin parlaklığı ile İslam dinini kabul etti. Artık Maverahünnehir ve Harezm gibi bölgelerde İslamiyet'e geçen Oğuzlara Türkmen denilmeye başlandı. Cent, Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirdi. Şüphesiz Selçuk, kendine katılımların olması ve burada hakimiyet kurması için İslamiyet'i seçmesi gerektiğini biliyordu. Bu hareketleri tarihin önemli bir dönüm noktasıydı. Selçuklu'dan Osmanlı'ya, oradan da Türkiye'nin kurulacağı hareketi başlatmıştı. Kaşgarlı Mahmud'a göre İslamiyet'i kabul etmek bu bölgede yaşamak için gerekliydi. Selçuk Bey Cent'te Oğuz Yapgulu'ndan her yıl gelen görevlilere vergi vermeyi
kafirlere haraç verilemez diyerek durdurdu. Daha sonra Oğuz yapkınlığından gelen kuvvetleri kolaylıkla yendi ve burada müstakil beyliğini kurdu. Belaç ve Berekut şehirlerini alan Selçuk bu fetihleriyle El-Melikül Gazi diye tanınmaya başlandı. Gazi Selçuklu yaptığı gazalar ile şöhret kazanmış, emrindeki Oğuzlar ile önemli bir kuvvete sahip olduğunu göstermişti. Buradaki mücadelelerde Mikail hayatını kaybetmiş, Selçuk ve Tuğrul beyler dedeleri Selçuk tarafından büyütülmeye başlamıştı. Aslan Yapkın mücadeleye dahil oluyor. Maveraü'n-Nehir bölgesi Samaniler ile Karahanlıların mücadele alanıydı. Karahanlı kuvvetleri Balasagun merkezinden muazzam bir ilerleyişle Seyyun Nehri havzasını ele geçirdiler ve Oğuz ülkesiyle komşu oldular. Selçuk Gazi ve Kınık boyu Karahanlılar ve Oğuz Yapkuluğu arasında kalmıştı. Selçuk Bey'in isminin parlaması Samanilerin dikkatini çekti. Samani Emiri II. Nur kendisine yardım etmesi için Selçuk Bey'e başvurdu. Oğuzlar ile Karluklar arasında devam eden kadim bir husumet vardı. Karahanlılara karşı üstün olmaya çalışan Samani elçileri Selçuk Bey ile anlaştılar. Selçuklular bölgeyi Samaniler adına Karahanlılara karşı korumakla görevlendirildiler. Selçuk Bey oğlu Arslan Yapkuyu yardıma gönderdi. Bunun karşılığında Buhara civarındaki Nur kasabası Oğuzların yerleşimine açıldı. 986 yılında Selçuk'un oğlu Arslan Yapkuyu idaresindeki Türkmenler Cent bölgesinden ayrılarak sürüleriyle birlikte bu bölgeye geldiler. Arslan Yapkuyu'nun süvarileri Samani Emiri II. Nur'un kuvvetleriyle birleşerek Karahanlı ordusuna yıpratıcı baskınlar yaptılar. Onları geri çekilmeye zorladıkları gibi ağırlıklarını da ele geçirdiler. II. Nur Buhara'ya girdiği gibi Selçukluların o bölgedeki konumları da güçlendi. Selçuklular siyasi maharet ve cesaretleriyle bölgede tutunmaya çalışırken Karahanlılar ve Gazneliler güçlerini giderek artırıyordu. 999 yılında Karahanlı İlk Nasır Han Samanileri yenerek Buhara'yı tekrar ele geçirdi. Son Samani Emiri II. Abdülmelik ve hanedan üyeleri Karahanlı başkenti Özkent'e gönderilirken Samaniler fiilen yıkılmış oluyordu. Fakat hanedanlığa mensup olan Emir Nasır Özkent'ten kaçarak Buhara'ya geldi ve şehre tekrar hakim olsa da Karahanlıların hücumlarına dayanamayarak 2002 yılında Arslan Yapkuyu'ya sığındı ve yardım istedi. Arslan Yapkuyu ve El-Muntasır'ın kuvvetleri Semerkand'ın yaklaşık 40 kilometre yakınındaki Kuek mevkiinde Karahanlı Sübaşı Tegin'i mağlup ettiler. İlik Nasır Han bu yenilginin intikamını almak için harekete geçti. Arslan Yapkuyu idaresindeki Oğuzlar bir gece baskını ile İlik Nasır Han'ı Semerkand civarlarında mağlup ettiler. Ele geçirdikleri 18 Karahanlı kumandanını da fidye almak için beraberlerinde götürdüler. Bu başarılardan sonra Karahanlı tehlikesi ortadan kalkmış gibi gözüküyordu. El-Muntasır'ın Oğuzlara ihtiyacı yok gibiydi. Oğuzlar da ondan ayrılarak geri döndüler. 1005 yılında El-Muntasır bu gücü kaybettikten sonra Karahanlılara mağlup oldu ve çok geçmeden öldü. Samani Devleti de tekrar kurulmamak üzere tarihe karıştı. Selçuk Bey 1007 yılında Cent şehrinde hayata gözlerini kapattı. Selçuk'un ölümünden sonra yerine Yapkuyu unvanı taşıyan Arslan geçti. Çağrı ve Tuğrul beylere bağlı olan Selçukluların diğer ahalisi Cent'ten ayrılarak Arslan Yapkuyu idaresindeki Buhara civarına indiler. Samanilerin ortadan kalkmasıyla Karahanlılar Maveraü'n-Nehir'e hakim oldular. İlik Nasır Han Selçuklulardan faydalanmak istese de onlardan oldukça çekiniyordu. Tuğrul ve Çağrı beyler yurt edinmek için Talas'ta bulunan Karahanlı hanedanlığından Buğra Han'ın yanına gittiler. Onunla görüşmeye giden Tuğrul Bey hapse attırıldı. Çağrı Bey'in yakalanması için de onun üzerine ordular gönderildi. Çağrı Bey gönderilen bu orduyu yenilgiye uğratarak onlarca komutanını esir aldı. Çağrı Bey, Tuğrul Bey'in serbest bırakılmasına karşılık esirleri Buğra Han'a gönderdi. Çağrı Bey'in yeni otlaklar ve yeni yurt arayışı için yaptığı Doğu Anadolu seferi. Karahanlıların Buhara emiri Ali Tegin, Arslan Yapkuyu ile ittifak içindeydi.
Arslan Yaptuğ'un idaresindeki Oğuzlar ile Tuğrul ve Çağrı Beylerin idaresindeki Oğuzlar ayrı yaşıyordu. Tuğrul ve Çağrı Beyler Buhara'ya girmek isteseler de Karahanlı Ali Tegin'in mukavemetiyle karşılaştılar. Onlar oldukça ümitsiz bir şekilde yaşayacak bir yer arıyorlardı. 1016'da Tuğrul Bey çöllere çekilirken Çağrı Bey yeni yurtlar keşfetmek için Doğu Anadolu'ya yola çıktı. Sayısı 3000 civarında olan, kaynakların ifadesiyle rüzgar gibi uçan atlar üstünde uzun saçlı, yaylı ve mızraklı Türkmenleriyle Horasan ve Rey yolunu takip ederek Azerbaycan'a vardı. Orada yaşayan Türkmenleri de kendi ordusuna kattı. Ardından Van Gölü Havzası'na indi. Vasburagan Derebeyi Senekerim Türkler üzerine bir ordu gönderdi. Ermeni kuvvetler Türklerin yakın savaş için görevli askerlerine saldırıya geçtiğinde geride siperlenen Türklerin arasında kaldılar ve yağmur gibi yağmurlar karşısında ağır kayıplar vererek geri çekildiler. Çağrı Bey buradan kuzeye yöneldi. Nahçıvan'a vardığında Liparit emrindeki 5000 kişilik Gürcü kuvvet Çağrı Bey'in karşısına çıkmaya cesaret edemeyerek geri çekildi. Çağrı Bey onları kovalayarak an önlerine kadar geldi. Ani Derebeyi'nin gönderdiği kuvvetler yine bozguna uğratıldı. Müslüman Şeddadilerin topraklarından da geçen Çağrı Bey tekrar Azerbaycan bölgesine gelerek topladığı ganimetler ve elde ettiği bilgiler ile Gaznelilere yakalanmadan 1021'de Buhara'ya geldi ve Tuğrul Bey ile buluştu. Çağrı Bey Tuğrul Bey'e doğuda kendilerini durduracak bir kuvvet olmadığını ve yaşadıklarını muhtemelen uzun uzun anlattı. Çağrı Bey'in bu seferinden sonra Roma İmparatoru II. Basileus tüm Doğu Anadolu'yu ilhak ettiğini duyurdu. Bölgede yaşayan 40 bin civarı Ermeni, Sivas ve Kayseri civarlarına yerleştirdi. Oğuzlar, Karahanlılar ve Gaznelilere tükeni. Buhara hakimi Ali Tegin, Arslan Yapgu ile birlikte bölgede yeni bir devlet kurma girişimindeydi. Abisi Karahanlı hükümdarı olan Yusuf Kadir Han'ı tanımıyordu. Ali Tegin ve Arslan Yapgu hem Karahanlılar hem de Gazneliler için büyük bir tehlikeydi. Gazneli hükümdarı Sultan Mahmud ve Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han 1025'te Semerkant civarında buluştular. Bütün İran ve Turan meselelerini görüşerek Samani Devleti'ni paylaştılar. Yaptıkları antlaşmaya göre Horasan ve Harezm Gazneliler de doğu ülkeleri Karahanlılar'da kalacaktı. Ceyhun Nehri iki devlet arasında sınır kabul edilecekti. Ali Tegin'in Buhara hakimiyetine son verilecek Arslan Yapgu idaresindeki Oğuzlar Maveravi Nehri'den çıkarılarak Horasan'a göç ettirilecekti. Bunun üzerine Arslan Yapgu ve Ali Tegin Buhara'dan çöllere çekildiler. Sultan Mahmud hem görüşmek hem de antlaşmak için Arslan Yapgu'yu huzuruna davet etti. Sultan, yanına gelen Arslan Yapgu'nun ne kadar güçlü ve tehlikeli biri olduğunu anlayınca, Arslan Yapgu, oğlu kutalmış ve birçok beyi tutuklayarak Hindistan'da bulunan Kalinca Kalesi'ne hapsettirdi. Kutalmış çöllerden kaçarak Buhara civarındaki Türkmenlere ulaşıp ancak kurtulabildi. Arslan Yapgu 7 yıllık esaretinin ardından 1032'de bu kalede vefat etti. Arslan Yapgu'nun başsız kalan Türkmenleri Gazneliler tarafından Horasan civarına gönderildiler. Sultan Mahmud, Bavert ve Nesa arasındaki çöl araziyi onlara yurt olarak verdi. Bu civara gelen Kızıl, Boğa, Yağmur, Anasoğlu ve Gürtaş adlarındaki Türkmen reisleri Gazneliler ile sürekli mücadele halinde oldular. Onlar Irak, Azerbaycan ve Anadolu'ya çok sefer akınlar yaparak oldukça hareketli bir hayat yaşadılar. Alparslan ve Melikşah zamanlarındaki Anadolu akınlarında bu beyleri göreceğiz. Bu beyler Arslan Yapgu ve oğlu Kutalmış'ın soyundan gelenleri yalnız bırakmayarak Türkiye Selçuklu'nun kuruluşunda başrol oynadılar. Selçukluların başına diğer kardeş Musa Yapgu getirilse de Oğuzları asıl idare edenler Musa Yapgu'nun yeğeni olan Çağrı ve Tuğrul Beylerdi. Ali Tegin zamanında saldırdığı Tuğrul ve Çağrı Beyler ile birlikte hareket etme teklifinde bulunsa da bu teklif kardeşler tarafından kabul edilmedi. Ali Tegin, Selçuk'un 4. oğlu Yusuf'u Yapgu ilan edip kullanmak istedi. Yusuf buna pek yanaşmamasıyla Yusuf'u öldürdü.
Tuğrul ve Çağrı Beyler amcalarını öldüren Alp Kara ve 1000 kişilik kuvveti 1029'da bir baskınla yok ettiler. Ali Tegin'in sürekli saldırılarıyla bulunan Selçuklulara yardım eli Harezm'den Gazne valisi Altuntaş'tan geldi. Selçukluların Harezm'e göç etmesi. Gazneli Sultan Mahmut 1030'da vefat edince yerine Sultan Mesut geçti. O Harezm Şah Altuntaş'ı Ali Tegin'e karşı Buhara seferine görevlendirdi. Altuntaş'ta Ali Tegin'in düşmanları olan Tuğrul ve Çağrı Beyleri Harezm'e davet etti. Sultan Mesut Altuntaş vefat edince yerine oğlu Harun'u tayin etti. Fakat kendi oğlu Said'e Harezm Şah ünvanını verdi. Böyle olunca Harun Gaznelilere karşı bağımsızlık girişimlerine başladı. Harezm karışmıştı, Selçuklular ateş çemberine düşmüştü. Cent hakimi olan Şah Melik öteden beri Selçuklulara kin besliyordu. Maverai Nehir'de fetih hareketlerine girişmişti. Emrinde 30-40 bin süvari olan Şah Melik Selçukluları kendisine karşı bir tehlike olarak görüyordu. Osman Turan'a göre Harun kararını değiştirerek Selçukluların hareketini Şah Melik'e haber verdi. Şah Melik Horasan civarından Harezm'e hareket halinde olan Selçukluları ani bir baskınla vurdu. Selçuklular 8 bin civarında kayıp verirken ağırlıklarının da çoğunu kaybettiler. Ceyhun'un öteki tarafına kendilerini zor atarken Şah Melik onları takip etmedi. Artık Harun, Şah Melik ve Ali Tegin'in baskılarına dayanamayan Selçuklular için tek çare Gazneliler hakimiyetinde bulunan Horasan'a izinsiz girmekten başka yapacak bir şeyleri yoktu. Selçukluların Horasan'a göç etmesi. Selçuklular 1035'te önce 1000 süvari ile Horasan'a girdiler. Daha sonra diğer kitle Ceyhun'u geçerek Nesa'ya vardı. Bu bölgede yaşayan Harezmliler ve Türkmenler de onlara katılmaya başladı. Selçuklu reisi Musa Yapgu, Tuğrul ve Çağrı Beyler, Horasan reisi aracılığıyla Sultan Mesut'a gönderdikleri mektupta onun hizmetine girmek istediklerini, Nesa ve Feraver'in kendilerine yurt olarak verilmesini istediler. Gazneli Sultan Mesut 10 bin süvarisi bulunan Selçukluların bu talebini reddettiği gibi Hacip Bey Tuğde emrinde fillerle desteklenen 17 bin kişilik bir orduyu Nesa'ya gönderdi. Kendisi de Nişabur'a geçti. 29 Haziran 1035'te Nesa önlerinde Gazneli ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Hem Gazneliler hem Selçuklular birbirlerinden oldukça çekiniyorlardı. İki taraf arasında varılan antlaşma ile Gazneli Mesut, Musa Yapgu'ya Feraveli, Çağrı Bey'e Dihistan'ı ve Tuğrul Bey'e Nesa'yı yurtluk olarak verdi. Selçuklu beylerine Hilat, Menşur ve Sancak gönderdi. Selçuklular siyasi olarak resmiyete kavuşurken kendilerine güvenleri oldukça artmıştı. Gaznelilere göre Selçuklular büyük hayaller peşinde koşuyorlardı. Hatta sultanın gönderdiği hilatlar ile alay etmekte oldukları ve gönderilen külahları yere fırlattıkları haberleri geliyordu. Maverai Nehir, Harezm, Horasan ve Sistan Oğuzlar ile doluyordu. Bazı Oğuzlar çevrede yağma ve yıkım hareketlerine girişiyor, Gazneliler bu hareketlerin sorumlusu olarak Selçukluları suçluyordu. Selçukluların, eğer sultanın gönderdiği ordular kendilerine saldırırsa onlara karşı kendimizi müdafaa ederiz sözleri Sultan Mesut'u oldukça sinirlendirdi. Sultan, Selçuklular bir yandan Horasan'ı kalbur haline getirdiler, bir yandan da bize süslü sözler söylüyorlar diyerek harekete geçti. Selçuklular ve Gazneliler mücadelesi. Talhap-Serah Savaşları 1038. Türkmenler akın akın Selçuklulara katılmaya devam ediyordu. Selçuklu yöneticileri nüfuslarının giderek arttığını ve yaşadıkları yerlerin kendilerine yetmediğini söyleyerek Merv, Seras ve Baverd'in kendilerine verilmesini istediler. Gazneli Sultan Mesut bunu reddederek sayıları 15 bin civarında olan iki orduyu, birini Herat'a, diğerini Nesa'ya gönderdi. Selçuklularda yaklaşan savaş için hazırlıklarını tamamlamakla meşgullerdi. Durum Gazneliler için bu derece ciddi olmasına rağmen Sultan Mesut, vezirlerinin önce Selçuklu üzerine gidilmeleri tavsiyelerini dinlemeyerek 1037'de Hindistan'da bulunan Hins Kalesi'ni fethetmek üzere Gazne'den harekete geçti. Türkmenler bunu fırsat bilerek Talaken ve Peryap şehirlerini ele geçirdikleri gibi Rey'i de kuşattılar.
Sultan Mesud 1038'de Hindistan'dan dönünce daha önce gönderdiği orduların komutanı Hacip Sübaşı'na saldırı emrini verdi. Selçuklular ailelerini Mert çöllerine gönderirken Gazneli ordusuna karşı yıpratma amaçlı çete savaşları yaptılar. Nihayet Gazneli ve Selçuklu kuvvetleri Serahs yakınlarında Talhat mevkiinde karşı karşıya geldiler. Hafif süvari Selçuklu askerleri ağır zırhlı Gazneli ordusuna gruplar halinde saldırıyor ve hızla geri çekilerek yıpratıyordu. 24 Mayıs 1038'de Çağrı Bey'in üstün gayretleriyle Gazneli ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Sübaşı Hacip canını zor kurtararak Herat'a kaçabildi. Bu galibiyetten sonra Selçuklular devletlerini kurduklarını alenen ilan ettiler. Tuğrul Bey yeni kurulan bu devletin hükümdarı olarak Horasan'ın baş şehri Nişabur'u, Çağrı Bey Mervi, Musa Yapgu'da Serah'ı alacaktı. Tuğrul Bey ana bir kardeşi olan İbrahim Yınal'ı önce olarak Nişabur'a gönderdi. İbrahim Yınal 1000 kadar süvari ile Nişabur'a gelince şehrin ileri gelenlerine ve halka şu konuşmayı yaptı. Adil bir padişah olan büyüğümüz Tuğrul Bey'e yazıyorum. Çağrı Bey'i Merve, Yapgu'yu Serah'a bırakınca buraya gelecektir. Bugüne kadar yapılan yolsuzluklar ve yağmalar küçük halkın işi olup geçim sıkıntısı ve zaruret de oluyordu. Bugün ise durum değişmiş ve memleket bizim olmuştur. Nişabur halkı Tuğrul Bey'e itaat edeceklerini bildirdiler. Bir rivayete göre 1038 yılında hutbe Muazzam Sultan ünvanıyla Tuğrul Bey adına okundu. Artık Horasan'da Gazneli hakimiyeti kesin olarak son buldu ve Selçuklu Devleti devri başladı. Birkaç gün sonra Tuğrul Bey 3-4 bin kadar zırhlı süvari ile Nişabur'a geldi. Nişabur'da hükümdarlık alameti olarak kolunda bir yay ve kenarında üç ok bulunuyordu. Tuğrul Bey, Sultan Mesud'un tahtına oturdu ve Nişabur'u Selçukluların merkezi yaptı. Şehrin en ileri gelenleri Tuğrul Bey'e Efendimiz diye hitap ediyordu. Gazneli Mesud kesin ve net olarak Selçuklu egemenliğini bitirmek üzere harekete geçmişti. Selçuklular ise tırnaklarıyla kazıya kazıya sahip oldukları bu toprakları vermek niyetinde değildi. Artık Tuğrul Bey gibi büyük bir dehanın idaresinde bir cihan imparatorluğu doğuyordu. Evet, şimdi dostlarım biz bu videomuzda Selçukluların Maverahü'n-Nehir'deki hayatları konusunu ele aldık. İnşallah diğer videomuzda sizlerle birlikte ele alacağımız konu Karahanlılar ve Gazanlılarla ilk münasebetler. Hatta düzeltiyorum. Karahanlılar ve Gazanlılarla münasebetler konusu olacaktır. Bu konu üzerinde neden bu kadar fazla duruyoruz? Çünkü dostlarım Karahanlılar ve Gazneliler, Gazneli Devleti yıkılana kadar, 1040 tarihine kadar, yani eski günden, evet ya yıkılan diyelim, evet yıkılana kadar, 1040 tarihine kadar Gazneli Devleti Osman, düzeltiyorum, Büyük Selçukluların doğu komşusu. Hemen onun yanında da Karahanlı Devleti, yine Büyük Selçukluların doğu komşusu. O yüzden bu Büyük Selçuklu Devleti ile Karahanlı ve Gazneli Devletleri, ki bunların üstü Türk Devletidir, sık sık ilişki, münasebet, savaş, ticaret, evlilik, bozulma, kız alıp verme gibi sık sık ilişki içerisine girmişlerdir. Bu yüzden bu doğu komşularını, şeylerin, Büyük Selçukluların doğu komşularını tanımamızda bizler için elbette bir fayda vardır. Peki şimdi şunu soracak olursunuz. Peki İsmail neden videonun içinde video dinle diyorsun? Çünkü dostlarım şöyle bir şey var. Ben konumu anlatıyorum. Konum üzerinde konuşuyorum. En son konum üzerinde benim atladığım, eksik gördüğüm ya da bilmediğim bir şey varsa diye canlı yayı bu programı konuk alamadığım için, konuk alma imkanım olmadığı için ben de YouTube'dan
başka bir kanaldan, bu Ötekin Orman'ın Frizleri olur, Harp Tarihi olur, bir kanal olur, başka bir kanaldan mutlaka ama mutlaka bir video izletmeye, dinletmeye çalışıyorum. Buradaki amaç sanki bu video, yani benim kendi videom, iki tane konukla, bu alanda uzman iki tane konukla gerçekleşiyor mu hissini vermek. Tabii ki bunun şöyle de bir boyutu var. Acaba benim bilmediğim bir şey var mı? Acaba benim unuttuğum, ihmal ettiğim, hiç bilmediğim, daha yeni videoda duyduğum bir şey var mı? Bunun hakkında bilgi sahibi olmak için ben de bu videoları dikkatle izliyorum. Çünkü dostlarım ben Osmanlı tarihçisiyim. Ben Büyük Selçuklu tarihçisi değilim ama Büyük Selçuklu tarihini de anlatıyorum. Benim hedefim inşallah bu kanalı bütün Türk tarihini anlatabileceğim ölene kadar bir kanal haline getirebilmektir dostlarım. Bunu da belirtmemde fayda vardır. Tabii bu anlatımı da olabilir 1040 Takidan'dan akarsmasından önceki olaylara. Onu söyleyeyim ben size yani. Bu çok eski Selçukluların atalarından bahsediyoruz bir tanrıda. Dandan Akan Savaşı'na henüz gelmedik. Yani henüz Selçuklu Devleti kurulmadı. O zaman nasıl olur? Gelin kapanışını da Büyük Selçuklu marşı ile şarkısı ile yapalım. Ha kapanışı yapmadım şunu da söyleyelim. Önümüzdeki videomuzda bir sizlerle birlikte Karahanlı ve Gazelilerle münasebetler konusunu ele alacağız dostlarım. Bu arada ben müzikten sonra, şarkıdan sonra hemen yayını keseceğim. Bunu da söyleyeyim dostlarım. Tekrardan Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun diyorum. Allah'a emanet olun.